Bu tedbir kararı Türkiye için bağlayıcılık arz etmektedir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler'in bu sözleşmelerine taraf olmuştur. Komitenin bireysel başvuru alma hakkını kabul etmiştir. Böylesi bir durum söz konusu. Anayasa madde 90'da da bunu iç hukukta bağlayıcı hale getirmiştir. Bu karar yani bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi bölgesel bir mahkeme kadar yetkin ve etkili bir karar olmasa da aynı nitelikte bağlayıcılık olan, aynı yetkinlikte tespit ve teşhir gücüne sahip bir karardır. Buna Türkiye hükümetinin yasalara ve uluslararası hukuka riayet anlamında uyması gerekmektedir. Mevcut iletişimsiz tutulma haline son vererek müvekkillerimizin derhal avukatlarıyla görüşmelerinin sağlanması gerekir. Bu kararın yaptırım gücü nedir derseniz daha çok taraf devletle diplomatik ilişkileri, işbirliğine dayanmaktadır. En büyük önemi de otoriter yönetimlere karşı mevcut insan haklarını istismar eden, yasaları ve sözleşmeleri istismar eden idarelere, yönetimlere, hükümetlere karşı kamusal taziki harekete geçirmek olarak değerlendirebiliriz. Özellikle uluslararası ve ulusal muhalefetin insan haklarından yana bir pratik geliştirmesinin önünü açmaktadır. Var olan işkenceyi tespit ediyor ve bunu uluslararası düzeyde teşhir ediyor. Böylesi bir gerçekliği söz konusu. Bu karar açıklanana kadar vakit kaybetmeksizin bu tedbir kararına uymak durumundadır. Eğer uymazsa bu insan hakları karnesine yansıyacaktır. Birleşmiş Milletler'in birçok mekanizması önünde belli yıllık raporlar söz konusu oluyor. Tespitler söz konusu oluyor. Diplomatik bir baskıya vesile olacaktır. Ama dediğim gibi ne kadar otoriter olursa olsun hiçbir yönetim bu tarz durumlarda işkenceci sıfatıyla anılmak istenmez. Her ne kadar gelmiş olduğumuz dünya gerçekliği tamamen otoriter yönetimlere bırakılmış ve insan hakları rafa bırakılmışsa da böylesi bir sicile dayanak oluşturacaktır. Bugün Birleşmiş Milletler cezaevi kuralları Nelson Mandela'ya adanmıştır. Adeta bir günah çıkarmak adına bu kurallar Mandela'nın tutulma koşullarıyla anılmaktadır. Hükümetin cezaevlerinde neler yürütmeyeceği Mandela'ya saygı olarak düzenlenen kurallar çerçevesinde ele alınmıştır. Bu yönüyle hiçbir hükümet bunu istemeyecektir. Bu bütün dediğim gibi sivil toplum kuruluşlarına, insan haklarından yana olan ilgili meslek örgütlerine, ilgili kişilere bir işkencenin varlığını işaret edecektir. Uluslararası ve ulusal anlamda insan haklarından yana olan muhalefetin gelişmesini gerçekleştirecektir. En azından bunu hedeflemektedir. Mevcut Türkiye infaz hukukundaki hukuksuzluklar İmralı'nın vücut bulmasıyla, buradaki hukuksuzlukların hayata geçmesiyle gerçekleşti ve bugün bütün Türkiye infaz hukuku İmralı'ya göre şekillenmiş durumdadır. Adeta Sayın Öcalan haklardan yararlanmasın diye bugün bütün cezaevleri bu kapsama alınmıştır. Daha da ileri boyutta alınacaktır. İlk uygulanmayan ahim kararı Sayın Öcalan şahsında gerçekleşmiştir ve bugün herkesin şikayet ettiği temel konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının Türkiye tarafından şu ya da bu gerekçeyle uygulanmamasıdır. Ama bunun ilk pratik örneklerini Sayın Öcalan şahsında görmüştük. Anayasa Mahkemesi kararları yine aynı benzer şekilde gerçekleşti. Yani Öcalan yararlanmasın diye görmezden gelinen bütün pratikler gün geliyor, bütün Türkiye hukukunu kapsamına alıyor ve otoriter bir hukuk anlayışını inşa ediyor. Bugün yeniden Türkiye için bu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin tedbir kararı bir ilk niteliği teşkil etmektedir. Ondan önce başkaca örnekleri var mı? Komitenin kararları var ama Türkiye için tedbir kararı var mı? Ben bilmiyorum, görmedim. Bu da bir ilk teşkil etmektedir. Bu kararın uygulanması bütün Türkiye hukukunun demokrasiden, barıştan, insan hak, temel hak ve özgürlüklerinden yana evrilmesi için kritik bir karardır. Herkesin bu bilinçte yaklaşması gerekir. Bu kararın uygulanmaması ve mevcut tecrit durumunun devam etmesi bütün Türkiye halkı için, bütün Türkiye infaz sistemi için beraberinde yeni tehlikeler, potansiyel riskler getirecektir. Bu yönüyle
herkesin bir anayasal hak olarak, bir demokratik talep olarak İmralı sisteminin lağvedilmesini, buradaki tecrit sisteminin ortadan kalkmasını yüksek sesle haykırması gerekmektedir. Bu yalnız Sayın Öcalan'ın ve yanında tutulan diğer müvekkillerimizin haklara erişimi değil, bütün Türkiye'de insan haklarının, adaletin, özgürlüğün, barışın yeniden tesis edilmesi için gerekli bir ihtiyaçtır.